Nilüfer'imizin mahallelerinde kurulmuş olan kadın derneklerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bu hafta Nilüfer 100. Yıl Mahallesi Kadın Derneğimize konuk olduk. Bakalım onlar neler yapmış, hep birlikte göreceğiz. Nilüfer 100. Yıl Mahallesi Kadın Derneği Başkanımız Ece Tuhan yanımızda. Ece Hanım, hoş geldiniz kanalımıza. Siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Bugün çok teşekkür ederiz. Bizim için hazırlıklar yaptınız. Evet. Sizleri tanıtmak adına bizler de burada çekimdeyiz bugün. Sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bugünü hazırlayan, bugün için hazırlanan sizin nezdinizde tüm hanımlarımıza, dernek üyelerinize çok teşekkür ediyoruz. Büyük emek vermişler. Evet, çok hazırlanmışlar. Çok hazırlandılar. Evet. Yönetimdeki arkadaşlara ve üyelere çok teşekkür ediyorum. Üye olmayan arkadaşlar bile geldiler, bize yardımlarda bulundular. Evet. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Dernek olmanın en güzel avantajlarından birisi gönüllülerin de olması, değil evet, mi? Evet, evet. Onları yaşıyoruz. Özellikle son birkaç aydır gerek çocuklarımıza, ailelerimize yaptığımız yardımlar, gerek işte etkinliklere katıldığımızdaki yardımlarını fazlasıyla yaşıyoruz. Bu konuda çok da mutluyuz. Ne güzel, ne mutlu size. Şimdi önce derneğin kuruluşundan başlayalım. Amaç neydi, hedef neydi, ne kadarını gerçekleştirebildiniz, neler yaptınız? Onları bir alalım sizden. Derneğimiz 2014 yılında kurulmuştur. Tabii ki ben daha çok yeni bir başkanım. Rahmetli Nursel Başkanımız aracılığıyla Nilüfer'de ilk kurulan bir derneğiz. Zamanla tabii birkaç yönetim değişikliği falan oldu. Biz son bir yıldır buradayız. Elimizden geldiğince herkese dokunmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki işte değmesi gereken kadınlara ellerimizi değdiriyoruz, çocuklarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Bu konuda da projeler üretmeye çalışıyoruz. Şu anda bizim son 2,5 aydır yaptığımız AÇEV gönüllüleri ve Nil 100 Kadın gönüllüleriyle her 15 günde bir salı günleri burada örgü örüp çocuklarımıza, kırsal kesim veya doğudaki çocuklarımıza bere, kaşkol, eldiven, işte kırtasiye ihtiyaçları, kitaplar, onları toparlayıp göndermeye çalışıyoruz. Bugün itibarıyla tam 7 okul oldu. Bu da 250 öğrenci oldu. Bu da bizi çok daha mutlu etti. İnşallah 23 Nisan'a kadar da bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Biz bu konuda daha mutluyuz. O çocukların gülen yüzünü gördükçe, işte bu bende yoktu, işte bu da geldi demeleri bile bize yeterli oluyor. Tabii ki doğudaki çocuklarımıza yardım ettiğimiz gibi kendi kırsalımızdaki çocuklara da yardımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Onlarınki bursa biraz daha avantajlı olduğu için tabii ki kendi şehrimizde çok fazla olmasa da elimize geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Şimdi çok güzel işler yapıyorsunuz. Biz bir yandan burada hanımları da çektik. Neler olduğunu. Evet. Siz bir anlatın. Bugün bir kursunuz var sizin, evet, değil mi? Bizim haftanın 4 günü bir kursumuz, kurslarımız var. Resim kursumuz var. Takı kursumuz, İngilizce kursumuz var. Ayrıca Türk geleneksel el dokuması çarpanı kursumuz var. Evet, bugün onun dokumasını gösterdik, evet, biraz. Biraz biz şanslıyız bu dokuma konusunda. Çünkü yönetimimizdeki arkadaşımız aynı zamanda Kültür Bakanlığımızın kendi hocasıdır. Çok güzel. Sertifikası var. Avantajlıyız. İlk bir yıldır bu dokuma örneklerini, dokuma işlerini anlatmaya çalışıyoruz. Eskiden çarpanadaki dokumalarla
işte develerin iplerini falan yaparlarmış, işte bereler yaparlarmış, kese yaparlarmış, kemer olarak kullanırlarmış. Biz de bunları insanlarımıza, kadınlarımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Çok da sağlam oluyor galiba. Daha sağlam, evet. Tabii ki daha sağlam. En az 8-9 kartla yapılabilecek türde bir teknikle yapılıyor. Çanta sapı bile yaptığımıza göre, çanta yaptığımıza göre sağlamlığını artık siz de kıyaslayabilirsiniz. Hatta ben bir telefon sapı bile, değil mi? Tabii İstedim. Telefon sapı da evet. Size vereceğiz. Yani tabii askılığı ki bir anahtar, diyebiliriz tabii hatta. Ki, evet, telefon evet. Sap şeylerine güzelce uyumlu. Bluzlarda kullanılabiliyor, kemer olarak kullanılabiliyor. Gravatlarda kullanılabiliyor. Kolye, küpe, bileklik olarak kullanılabiliyor. Çok yani güzel. Modernleştirilmiş bir şekilde bunları insanlarımıza, bayanlarımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Eğitimlerini de veriyorsunuz. Tabii ki eğitimlerimizi veriyoruz. Ve sonra festivallerimizde, evet, etkinliklerimizde onları da onları getiriyor hanımlarımız. Aynen, evet. Satışlarını yapıyorlar. Bu arada festival ve etkinliklere katılımlarınız da var. Evet, var. Hem yiyecek olarak hem evet, el işleri olarak. Hepsinde katıldık. En son festivale katıldık, müzik festivaline katıldık. Lüfer Müzik Festivali. Evet, bizim için ilk deneyimdi. Daha önceki yönetim girdi ama bizim yönetimdeki arkadaşlarla ilk deneyimimizdi. Artısı eksi tabii ki vardı, yok dersek yalan olur. Çünkü çok uzun bir süreydi ama güzel, eğlendik. Gençlerle birlikte olduk. Onların neler istediğini öğrendik. Elimizden geldiğince anne yemekleri yapıp onlara vermeye çalıştık. Müthiş. En doğalından. Tabii ki en doğalından. Evet. Yani mümkün olduğunca her şeyi kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Bu arada önümde görmüş olduğunuz yiyecekler sipariş üzerine de bu kadın derneğimizden temin edilebiliyor. Aynen. Değil mi? Şu anda yılbaşı yaklaştığı için yılbaşı ile ilgili menüler hazırlamaya çalışıyoruz. İşte, tabii bu arada biz bunu yayınladığımızda yılbaşını geçmiş olacağız ama. Maalesef evet ama olsun biz bu günlerimiz bitmiyor. Bayanlar biliyorsunuz gün yapmayı çok seviyorlar. Evet bugün onu konuştuk sizinle. Burada birlikte olmayı burada daha çok tercih ediyorlar. Evet şöyle eskiden bizim haftanın 5-6 günü kursumuz vardı. Biz yönetim olarak biz dedik ki bayanları günlerini artık çünkü dışarıda yapmak istiyorlar. 2 yıl boyunca evde kapandıktan sonra dışarılarda diyorlar ki o zaman biz de üyelerimize burayı verelim. Biz de üyelerimiz geliyor burada arkadaşlarıyla birlikte hem eğleniyorlar hem de ev yapımı istedikleri evde yapamadıklarını bizim aracılığımızla arkadaşlarıyla birlikte yemeye çalışıyorlar. Yani burada biliyorlar ki her şey katkısız ve doğal yapıldığı aynen için öyle. İçlerine sinerek yiyorlar. Aynen öyle. Hijyene dikkat ederek burada yapıyoruz. Rahat aynen. Rahat misafirlerini de ağırlayabiliyorlar. Evet her şey yapabiliyorlar. Çünkü hep becerikli hanımlarla şey yapıyoruz. Hatta işte ben mutfağı bilmiyorum diyen arkadaşlarımız sayesinde onlar da bizimle birlikte işte ucundan tutarak bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyorlar. Şahane. Çok güzel bir yeriniz var. Teşekkür öncelikle ederim. Onu söyleyeyim. Evet, o biraz avantajımız evet, var. Bizim evet. Yerimiz biraz daha büyük. Muhtarlıkla iç içe olduğumuz için de avantajlarımız oluyor. Hı hı. Hiç olmazsa muhtarımız bize destek çıkıyor. Evet, muhtar konuda, Ayşenur Hanım. Evet, bu arada. O çok mükemmeldir. Sağ olsun, çok evet. Güzel bir şekilde size destek aynı zamanda. Aynen, desteğimizi evet. Çok fazlasıyla bizim elimizin üstündedir. Onun sayesinde biz yönetim olarak aynı zamanda mahalle afet gönüllüsüyüz.
yönetimimizin ve üyelerimizin birçoğu burada evet, o işleri yapıyor. O mahalle afet gönüllülüğünü böyle birazcık açabilir misiniz? Bu çok önemli bir şey çünkü dernek açısından. Biz de ilk muhtarımız aracılığıyla geldi. Hı-hı. Bu üç muhtar aracılığıyla yapıldı. Barış ve Altınşehir ve bizim muhtarımız, 100. yıl muhtarımız aracılığıyla. Hı-hı. Biliyorsunuz AFAD'ın gönüllüsü olmanın dışında deprem yaşadığımız genel bir olay. Hı hı. Bunları hazırlık olsun diye ilk 72 saatin önemini biz insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Avantajımız üyelerimizden ve yönetimimizden olduğu için de bu eğitimleri alıyoruz. Hemen hemen bütün arkadaşlarımızın ilk yardım eğitimleri bulunmaktadır, sertifikalıdır. Harika, ne kadar önemli bir konu. Evet, hatta yakın zamanda derneğimizde ilk yardımla ilgili diğer bayan arkadaşlarımıza da bu kursları vermek istiyoruz. Aynı zamanda biz işte evde ne yapmamız lazım, depremden nasıl korunmamız lazım bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bu da bizim en büyük avantajımız oluyor. Çok güzel. Bu konuda adım atan birkaç derneğimizden bir tanesisiniz. Evet, aynen sizde. Öyle. Altınşehir, evet. Barış Mahallesi ve biziz. Beraber evet. Bu işi koordine ettiniz. Evet, muhtarlarımızla muhtarlarımızın aracılığıyla. Ben tebrik ediyorum tekrar. Biz teşekkür ederiz. Yani harika. Bunu bize kazandırdıkları için Ayşenur Hanım başta olmak üzere Sevilay ve Melahat muhtarıma da teşekkür ediyoruz. Evet. Bir de işin şöyle bir tarafı var. Buraya gelmek isteyen hanımlar, onu belirtmek istiyorum ben aynı zamanda. Dernek üyesi olmak zorunda değil. Hayır, değiller. Değil. Biz her... Şimdi genel itibariyle şöyle bir algı var. Dernek yerine gitmemiz için, orada olmamız için üye olmamız gerekir gibi evet. bir algı var. Ama bu algıyı yıkmamız lazım. Şimdi şöyle, biz Mahalle Kadın Derneği'yiz ama biz ilk kurulan Nilüfer'deki kadın derneğimiz olduğu için bizim üyelerimiz biraz geniş. Yani hemen hemen birçok mahalleden üyelerimiz var. Hı hı. Mahallelerinde dernekleri olmadıkları için birçok kadınımız bize üye oluyor ya da işte gelmek istiyorlar. Biz de herkese kapımızı açıyoruz. En azından hani kadınlarla birlikte bir şeyler yapabildiğimizi göstermek istiyoruz. Çok güzel. Eğer gelmek isterseniz kurslar da dahil. Tabii ki kurslarımız zaten herkese evet, açık. Sosyal onlar... aktiviteler de dahil. Tabii ki. Ya da ihtiyaçlı hanımlar da olabilir. İhtiyaçlı hanımlarımız oluyor. Hı-hı. Evet, biz ille de işte 100. yılda yaşıyor, Nilüfer'de yaşıyor diye bir şey yok. Hı-hı. Yıldırım'da da yaşayana veriyoruz. Osman Gazi'de de yeter ki gerçekten ihtiyacı olduğunu bilelim. Ve biz bunu yaparken belediyelerimizden de yardımı alıyoruz. Çünkü hep bize yük olursa, hani yük olmak değil de hep biz yardım edersek bunun sonunu getiremeyiz. Onun için belediyelerden de yardım alarak sağ olsun insanlarımız çok duyarlı, yardım ellerini uzatıyorlar. Biz de onlara yardım etmeye çalışıyoruz. İyi ki sizler de bu işe el attınız ve bu işin başındasınız tüm hanımlar aynı zamanda. Hep birlikte sadece belediye olarak değil ama yok, sizlerin evet. de desteğiyle, bizlerin de desteğiyle birlikte bir şeyler yapıp ortaya çıkarmak tabii aslında ki. İşin en güzeli. Biz mesela ilk önce bu biz yönetime geçtikten sonra ilk önce dernekte neler yapabiliriz? Derneğimizin işte önce mutfağına el atalım dedik. Mutfakta neler yapılabilir? Yönetimdeki ve üyelerimizle birlikte ilk önce kendi turşularımızı yaptık. Dedik nefis. Ki çok güzel. Kursiyerlerimiz geldiğimizde en azından buradan ev yapımı bir turşu, işte domates suyumuz, yağ biberlerimizi yapalım, tatsınlar. Sağ olsunlar, hepsi çok beğendiler. Çok da güzel gidiyor. Çok marifetliler bu evet, arada. Evet, marifetliler. Kendilerinin de farkında olmadan biz diyor ki, ben bunu da yapabiliyormuşum demeleri de bizim için daha güzel oluyor. Aslında mahalle derneklerinin şöyle bir avantajı da var. Üyeleriniz kendi yöresel yemeklerini çok iyi bildikleri için onları bile gelip yapabiliyorlar. Aynen, tabii ki. Mesela şu anda bizimle birlikte mutfakta çalışan bir arkadaşımız var. O mesela Safranbolulu. Onun Safranbolu yemeklerini yaptırıyoruz. Süper. İşte muhtarım Malatyalı. O Malatya yemeklerini
Bu arada fazlasıyla bize öğretmeye başladı. Sarmayı da galiba onun eline vermiş. Aynen, evet. Malatya usulü. Biz bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Bir arkadaşımız Karadeniz'de Karadeniz yemekleri. İşte Boşnak olan var, Boşnak yemeklerini yapmaya çalışıyoruz. Yani herkese bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda işte 15 tatil geliyor. Yine geçen seneki gibi bu senede 15 tatilde çocuklarımızla bir etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Çok güzel. Bu oluşumun, bu etkinliklerin içerisinde olmak istiyorsanız eğer, evet. 100. Yıl Mahallesi Kadın Derneği'nin yerine geliyorsunuz, kapıyı çalmanız yeterli. Aynen, yeterli. Muhtarımız Ayşenur Hanım da karşılıyor burada sizi. Aynen, aynı zamanda evet. Sizler de buradasınız, evet. Devamlı olarak. Hiç çekinmiyoruz. Kesinlikle çekinmenize gerek Harika. Yok. Bizim nöbet sistemimiz vardır. Bütün yönetim arkadaşlarım gönüllü olarak işte sabah 9'dan saat 4.30'a kadar sağ olsunlar. Burada gelen arkadaşları karşılıyor, kursiyerlere yardımcı oluyorlar. Birlikte yürütmeye çalışıyoruz buraları. Çok da güzel gidiyor. Teşekkür ederiz. Tebrik Elimizden ediyorum sizi. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Çok bir güzel. Bir de bizim şöyle söyleyeyim, aynı zamanda yönetimdeki arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu halk oyuncu ve korocular. Müthiş. Bir de işin bu tarafı var. Evet, evet, evet. Hepsi çok aktifler. Yakın zamanda mahallemizin bir konseri var. Aynı zamanda halk oyunu ekibimiz de orada gösteriye çıkacaklar. Sosyal medyada da varsınız. Oradan var. Da evet, takip edebilirsiniz. Nil Yüzkat olarak. Nilüfer 100. Yıl Kadın Derneği, 100. Yıl Mahallesi Kadın Derneği olarak takip evet. edebilirler sizi. Katılmak isterlerse de buyursunlar. Kapılarımız açık. Her zaman açıktır. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Biraz yorduk sizi bugün yok, galiba. Yok, estağfurullah. Olur mu? Hiç öyle bir ama şeyimiz yok. Ama sağ olsunlar, hanımlar göstermek için bize çok güzel şeyler hazırlamışlar. Evet. Ellerine, kollarına sağlık. Hepsinin, hepsinin yüreğine bize. Sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Arka taraftalar onlar. Bizi görmüyorlar evet. ama ben onlara teşekkür ediyorum burada. Ben hepsi. De ellerine sağlık, yüreklerine sağlık. Sağ olsunlar. İyi ki de varlar. Onlar olmazsa evet. biz hiçbir şey yapamayız. Evet. Desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlar. Gelmeniz gerekiyor dediğimiz anda hepsi koşarak geliyorlar. Ben bu bakımdan yönetimdeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bütün hanımları böyle bir arada tuttuğunuz için, onları elimizden böyle güzel organize ettiğiniz çalışıyoruz. İçin tebrik ediyoruz tekrardan ve yeniden bir başka mecrada sizlerle birlikte Tabii olmak ki. Dileğiyle diyoruz. İnşallah. Görüşmek üzere zamanda. Tekrar. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Yüzüncü Yıl Mahallesi Kadın Derneğimize konuk olduk bu hafta. Neler yaptılar, nasıl faaliyetlerde bulundular hepsini dernek başkanımızdan öğrendik. Bir başka mahallede bir başka mahalle kadın derneğimizi tanıtmak üzere yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.